Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda Admin panelde nesnelere ait slaklar, yani şurası. Şuraların otomatik olarak nasıl yapıldığını sistemsel olarak, çünkü her zaman elimizde orayı yapamayız ya da biz daha önce benzer bir isimde olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden oradan şey yapmaya çalışalım, otomatik yapmaya çalışalım burayı. Evet, onun için zaten bizim daha önce kategori modelimiz vardı. Burada bir slug eklemiştik bu. Şu anda ona şey yapalım ya. Yani. Bir ayar girelim. Unique ayarı vereceğiz. Yani unique true yapacağız. Boş olmasına da kabul edelim. O şekilde bir ayar yapalım. Ondan sonra bir fonksiyon tanımlamamız gerekecek arkadaşlar. Bunun için ekleyeceğimiz fonksiyon şu. Evet, şunu eklememiz gerekecek. Django URL kısmını çağıracağız. Reserve kısmını çağıracağız. Kategori detail. Diye ayarlayalım. Ondan sonra tabii ki migration'ları yapalım. Değişiklik yaptığımız için orada. Bunu unique yaptığımız için tekrar yapmamız gerekecek. Yani unique benzersiz olmasını istiyoruz. Nokta pay evet, bir de migrate yapalım. Admin'de de bir ayar girmemiz gerekecek şurada. Şu kategori admin 2'de bir ayar girelim. Şuradaki populated fields, yani sıraların nereden oluştuğunu burada belirtiyoruz. Evet, sanırım bu şekilde çalışacak diye bekliyoruz. Yine eğer burada bir fonksiyon, bir bunu deneyelim. Eksiklik çıkarsa bir fonksiyon daha şey yapabiliriz. Evet, kategori. Mesela nerede bilgisayar? Bir kategori ekleyelim. Bilgisayar. Akse suvarları. Gördünüz mü? Burası otomatik oluştu.
Bilgisayar aksesuar. I yazdım. Burayı otomatik I yaptı. Evet, bu şekilde bakın. Burada şey yapıyoruz. Uğraşmayalım yani. Parent. Computer olacak. Evet. Gördüğünüz gibi bilgisayar aksesuarlarına girdiğimiz zaman bizim için otomatik olarak burayı yaptı. Bunun aynısını şey de uygulayabiliriz. Ürünlere de uygulayabiliriz. Product kısmında da aynısını yapacağız. Sula yine burada bu şekilde yapalım. Slack, Slack'tan itibaren migration'larımızı yapalım. Sonra bunun aynısını product admin içinde yapalım. Otomatik üretsin orayı. Burayı da mı slug yapsak ne olur? Yani oraya müdahale etmeyelim anlamında. Bakalım. Ne olacak? Read only yapınca umarım değişikliğe izin verir. Beyaz eşya şey eklemedi hiç. Kıyafet. Evet. Sonra bir tane giyim ürünü girelim. Bir product formumuz var onun.
Neyse onu şeyden kaldıralım. Evet, kategori. Giyim. Elbise diyelim ona. Evet, gördüğünüz gibi burada uzun beyaz elbise olarak şey yaptı. Bizim template'in resmini alalım. Evet, gördüğünüz gibi slug'ların otomatik olarak üretilmesini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Evet. Giyime baktığımız zaman giyimin içine eklemedik biz onu. Giyimin içinde olacak. Yanlış seçtik. Giyim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bunu bu şekilde getirmiş olduk. Evet, bugünkü çalışmamız slug'ların otomatik olarak üretilmesini göstermiş oldum. Sonraki videomuzda yine sistemin ayrıntılarıyla ilgili işlemlere devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.